Sevgili izleyicilerimiz, ben Gül Göktaş. Pozitif Hayata Dair programıma hoş geldiniz. Efendim biraz sizlerle bir arada olamadık. Benim yoğun işlerimden dolayı ve yurt dışı seyahatlerimden dolayı her hafta olan programım artık ayda bir kere son haftada olacak. Maalesef işlerimiz çok yoğun ve seyahatler etmek zorundayız. Başka ülkelerdeki insanlara da yardım etmeye vesile olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sizlerden gerçekten özür diliyorum. 14.30'da başlayacak olan programımızda şimdi başlatmak zorunda kaldık. Çünkü konuğumuz trafiğe, İstanbul trafiğine biraz takıldı. Bu yüzden sizlerden özür diliyoruz. Bugün çok güzel bir gün olacak ve sevgi dolu, bilgi dolu yine bir programımız olacak. Sağ olsunlar bizi kırmayıp programımıza geldiler. Sayın Makbule Sevgi Hanım, hoş geldiniz. Aynı zamanda Tarot'un kraliçesi Makbule. Makbuş ablayla evet. Anılıyorsunuz. Evet. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim Gülcüğüm. Çok sağ ol bu güzel ortamda, bu güzel programa beni konuk ettiğin için öncelikle çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, çok erken saatlerde yola çıkmamıza rağmen maalesef Kocaeli'den İstanbul'a ilk girdiğimiz andan itibaren İstanbul'a girdiğimizi fark ettik. Sanırım pandemiden de kaynaklı iş saati olmamasına rağmen çok ciddi bir trafikte takılı kaldık. Bu yüzden dolayı da gecikmemizden dolayı hem sizden hem de izleyicilerimizden affola diyoruz. Tabii ki bizden kaynaklı bir durum değil. Tabii ki İstanbul trafiği maalesef evet. Böyle. Ne kadar da erken de gitmeye çalışsak evet. Maalesef böyle oluyor. Efendim siz gerçekten çok ünlüsünüz. Yani medyada tarotla ilgili çok güzel açılımlarınız var. Evet. Çok güzel danışanlarınızla çok güzel birlikleriniz evet. Var. Ve ben de sizi bir tarotun gerçekten duayeni olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu yüzden siz sizlerden çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten ben de sizin programınızda olmaktan, sizinle birlikte olmaktan onore oldum. Gurur duydum. Çok teşekkür ederim. Sizin de NLP üzerine, Reiki üzerine verdiğiniz eğitimler, seminerler ve konferanslar biliyorum. Dillere şayan yani. Çok mutlu oldum açıkçası böyle güzel bir ortamda dediğim gibi sizin karşınızda olmak. Ay böyle çok heyecanlandım. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Oldum. Ben teşekkür de sizle ederim. Olmaktan çok mutluyum. Çok çünkü ederim. Sonuçta evrene vesileyiz. Siz evet, de vesile evet, oluyorsunuz insanlara. Ben de vesile olmak çalışıyorum evet. Ve sevgi frekansını yaymaya çalışıyoruz aynen, insanlara. Tabii. Bu yüzden ben tabii ki eğitimini almadığım hiçbir konuda konuşmak istemiyorum. Evet. Tarotla ilgili bir eğitimim yok ve ben sizden şimdi bilgiler alacağım. Efendim tarot nedir? Fal mıdır? Tarot açılımı nedir? Evet. Okuyucusu ne demektir? Bize biraz anlatırsanız çok mutlu olurum. Tabii ki şimdi ben çok da izleyicilerimizi sıkmak bunaltmak istemiyorum ama kısaca şöyle bir tarotla ilgili ben de biliyorsunuz tarot okuyuculuğu eğitmenliği de veriyorum. Bu yüzden evet. De eğitimde kullandığım bilgilerden ufacık böyle aldım detaylarını paylaşmak isterim tabii ki sizlerle. Şimdi tarot kartlarının kökeni zaten büyük bir gizeme dayalı. Ay arkadaşlar diyordum o kadar dilim alışmış ki canlı yayınlarda. Çünkü Instagram'da evet, devamlı canlı yayınlar Instagram'da, görüyorum. YouTube'daki canlı yayınlarına o yüzden kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Gerçekten tarot kartlarının tarihçesi, gizemi çok ciddi ve büyülü bir dünyaya ait ve 18. yüzyılda keşfedilmiş. Ve Mısır Kütüphanesi'nin kayıp hazinelerinin arasında bulunan bir kitap olarak ilk etapta tanımlanmıştır. Ve o zamanlarda İsrail oğullarının eski Mısır'la Batı arasında bağlantı olarak hizmet halkası olduğu rivayet edilir. Ve bu varsayım çoğu zaman... kartların içindeki büyük arkana kartlarının büyük evet. Majör kartlarının 22 kartıyla İbrani alfabesinin 22 harfinin kabalistik anlamları arasında bulunan benzerliklerle desteklenmiştir Gülcüm. Evet. Küçük arkanada da yani küçük majör kartlarında da 56 kartın ortaya çıkışı ise orta çağa dayandırılıyor.
Çünkü Küçük Arkana'nın 4 ayrı serisi var. Yani gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, yani tarot gerçekten çok ciddi bir bilim. Yani bunları tek tek araştırmanız lazım, öğrenmeniz lazım. Hepsine bir semboller var. Ve bakın Orta Çağ'ın 4 sınıfının sembolü olarak kabul edilmiş ki bunlar kılıçlar, şövalyeleri, kupalar, rahipleri, paralar, tüccarları ve değneklerde çiftçileri sembolize eder. Tarot'un zaten isim anlamı, sözcük anlamında da birçok gizemler mevcut da var canım. Evet. Çünkü Latince'de rota kelimesinden türetildiği ve arkasında çok ciddi anlamda bir şifrenin olduğu bilinmektedir. Ve bu da zaten çark anlamına geliyor. Yani hayatın doğumdan ölüme kadar sürekli dönen çarkını temsil ediyor ki evet. Eski Mısırca'da ta roş kelimesinden de türetildiği söylenmektedir. Bunun da anlamı kral yoludur. Ve tüm bunlar tabii ki tamamen varsayımlar üzerine bugüne gelmiştir. Kesin olarak yani tarotun tam kökeni bilinmemektedir. Ama ve lakin dediğim gibi tarot kesinlikle ve kesinlikle fal değildir. Bir kere bu konuda bir anlaşalım. Lütfen bu konuda mümkün olduğunca da bilgi sahibi olalım. O zaman gerçekten izleyicilerimizi bilgilendiriyoruz. Çünkü herkes bunun bir fal olduğunu söylüyorlar. Evet. Bugün de fal olmadığını zaten öğrendik. Evet. Tarihçede de varmış tarot. Evet. Ve açılımını da öğrendik. Peki danışanlarınıza okuyuculuk, tarot okuyuculuğu ne demektir Makbuş Hanımcığım? Şimdi öncelikle bu kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Tabii ki. Gülcüm, tarot asla bir fal değildir. Tarot bir enerji okuma sanatıdır. Evet. Enerji okuma sanatı. Bakın şimdi bir arkadaşınızla otururken de bir kahve içtiniz, kapattınız, dersiniz ki bir falıma baksana, bak baksana. Evet. Ama tarotuma baksana diyemezsiniz. Tarotu okunur. Çünkü tarotta semboller vardır. Ve özellikle de bu semboller değişik kültürlerde pek çok şekle bürünse de kartların sembolik figürleri asla değişmemiştir. Yani bugüne kadar gelişi çok enteresan ki evet. Bu simya tarotunda ve Rider tarot desteleriyle de zaten genelde en çok kullanılan destelerdir. Bunlar da sembolleri destekler zaten. Şimdi bir kere tarottan fayda sağlamak için inanmanız çok önemli. Yani inanmak çok önemli. Çünkü dediğim gibi tarot enerji okuma sanatı. Şimdi kahvede kahve baksana dediğiniz zaman sizin karşınızdaki kişinin inisiyatifine kalıyorsunuz. Yani karşınızdaki kişinin enerjisi pozitif midir, negatif midir bilmiyorsunuz ki. Şimdi misalen söylüyorum. Orada bir yılan görürsünüz, dersiniz ki bu düşman. Mesela ben para derdim mesela çok evet. Eskiden, anlatabiliyor muyum? Şimdi orada sizin inisiyatifinize düşmüş karşınızdaki insanı yönlendirme sistemi var. Ama evet. Velakin tarotta bunu yapamazsınız. Çünkü tarotta belli bir sembolün metni vardır. O metni okumak zorundasınızdır. Ve ayrıca kartların yan yana gelişiyle de o metinleri birleştirmek çok ciddi anlamda bir hüner ve gönül gözüyle istiyor. Ve aynı zamanda eğitim. Evet, tabii yani ki. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Olmuyor tabii yani ama. Eğitim şart gerçekten. Gülcüm, ben bunu hep söylüyorum. Yani istediğiniz kadar eğer ki şurada bir üçüncü çakranız ve gönül gözünüzde gerçekten enerjinizde bu kanalla bir bağlantı kuramıyorsanız, istediğiniz kadar eğitim alın, istediğiniz kadar işte o kitapçıkları okuyun, edin ama sadece böyle teknik olarak okumaktan öteye gidemezsiniz. Tabii ki. Zaten spiritüel insanlarda gönül evet. Gözü dediğimiz gibi spiritüel insanlarda ben şunu görüyorum. Gerçekten evet. Vizyonları çok geniş ve üçüncü gözleri çok aktif. Tepe çakraları çok aktif. Evet. Bunlar aktif olmadığı sürece dediğin gibi
Sayın Akmuş Hanımcığım, ne kadar eğitim dağısınız bunu yapamazsınız. Evet, çünkü kesinlikle. Oradakini yorumlamak çok farklı bir şeydir. Çok. Ama siz onun eğitimini alıp sembolleri biliyorsunuz ve o evet. kişiye bunu yansıtıyorsunuz. Aynen. Bu kolay bir iş değil aslında. Kesinlikle değil. Evet. Bir de şunu da söylemek istiyorum Gülcüm. Ben bireysel danışmanlarımda da, danışanlarımda da her zaman şunu söylerim. Gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Tabii biz ki. Kimiz? Haşa. Tabii ki böyle bir şey yok. Mümkün yani değil. Biz sadece bakın tarotla ne dedim anlamında zaten gizli. Rota size bir yön bulmada, size bir rehberlik etmede destek verir size tarot. Sadece öngörülerimle. Evet. Ben bunu her zaman danışanlarıma söylemişimdir. Tabii ki gaybı geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez ki ben yıllardır bu işin içindeyim ve yıllardır da hep bu söylemle bireysel seanslarıma başlamışımdır. Haşa yani biz kimiz? Böyle ya, bir şey olabilir mi? Değil, ama değil. Velakin yönlendirmek çok önemli. Evet, tabii yönlendirmek ki, tabii ki. Çok önemli. Aynen. Ki ben bunu çok danışanımda yaşadım. Hatta en son bir canlı yayınımda ısrarla Instagram'daki bir canlı yayınımda ısrarla bir danışanım programa katılmak istedi. Çok mutlu oldum. Yani onore oldum ki onun gibi yani yüzlerce var ben biliyorum zaten. Ablacığım çok zor bir dönemde sana gelmiştim. Beni o kadar güzel yönlendirdin ki çok şükür bin şükür şu an güzel bir hayatın içindeyim. Allah daha iyi etsin tabii ki. İçindeyim dedi. Bu da beni çok mutlu etti. Tabii yani ki. Dediğim gibi bizim işimiz aslında yönlendirmek. Yönlendirmek ve ihtimalleri söylüyorsunuz. Astroloji ki. Gibi aslında biraz. Tabii ki. Yani zaten tarotun astrolojiyle bağlantısı çok fazla. Yani tarot zaten her kartta mutlaka astrolojik semboller de barındırır. Yani astrolojiyle böyle ciddi bir yakınlığı var. Mesela nasıl söyleyeyim? Ya abi kardeş gibi düşünün onları. Yani ben öyle söylüyorum, öyle düşünüyorum. Ki buradaki bilgilerimde de zaten bunlar çok fazlasıyla var. Yani şöyle söyleyeyim, tarotta bilimsellik var. Bilimsellik olduğu için hem ilimdir hem bilimdir. Astrolojiyle de çok yakın bağlantısı da bu yüzdendir. Evet. Mesela 12 burç, işte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık. Hepsinin mutlaka bir sembolü tarot destesindeki bir kartta mevcuttur. Bakın. Evet. Yani o gizem orada zaten astrolojiyle bağlantısını veriyor ki astroloji de şu anda biliyorsunuz çok ciddi anlamda bir bilim. Bilim kabul ediliyor tabii, zaten. Tabii bilim kabul aynen. ediliyor ki özellikle bu pandemi sürecinde ki gökyüzü hareketleriyle bağlantılı çok değerli, çok güzel, özel astrologların başarısı bunu da zaten kanıtladı. Evet. Yani pandemi sürecindeki çünkü Kur'an-ı Kerim'de de vardır bu gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır. Astroloji de gökyüzü okuma sanatıdır. Tabii ki kesinlikle. Gibi. Evet. Peki tarotun çeşitleri var mıdır Makbuş Hanımcığım? Ne anlamda? Yani kartlar, desteler yoksa aynı deste ve kartlarla mı bakıyorsunuz? Ya işte temeli Rider Tarot'la Simya Tarot'tur. Yani onun üzerine geliştirilmiş. Mesela ben de şu an bir tarot destesi hazırlıyorum. Ben de bir tarot kartı çıkartma aşamasındayım. Ayrıca da zaten izleyicilerim de biliyor. Benim takipçilerim de biliyor. Şu anda da Türk Standartları Enstitüsü'ne bir başvuruda patent başvurusunda bulundum. İsmimiz de marka yapıyor. Yani tarotun kraliçesi Makbuş abla olarak Allah izin verirse inşallah bir iki i̇nşallah. Ay sonra markayız tabii arkadaşlar. Tabii ki ne kadar güzel. Evet bu da çok güzel bir şey çünkü ben çok işimi çok seviyorum ve işimin gerçekten falcılıkla, büyücülükle karıştırılmasından çok rahatsız oluyorum ki bu şekilde gelen o kadar çok insan var ki inanın bıktım yani bundan gün. Zaten çok bu programları yoruldum. Haklısınız. Bu programları yapmamızın amacı zaten evet. bu. İnsanları bilgilendirmek, onların bir fal evet. olmadığını, bir evet. üye olmadığını evet. O insanlara biz bunu zaten kanıtlamak evet. istiyoruz. Amacımız bu. Bunun dışında başka eğitimler aldınız mı Bakmış Hanımcığım? Tabii ki işte dediğim gibi yani
sadece o hani falcı etiketiyle anılmamak adına, ki hani tabii ki kimse yanlış anlamasın, hiçbir şekilde de kimse burada fal bakan kimseyi de hani sakın yanlış anlaşılma yaşamak istemem. Herkesin işine, emeğine saygım sonsuz. Evet. Ama ve lakin ben kendi adıma o statüde olmamak adına işte sevgili Rezan Kiraz'dan eğitim aldım. Onun akademisinden astroloji eğitimi aldım. 3 kademe. Onun hemen akabinde NLP eğitimi, kuantum eğitimi, biyoenerji ve EFT gibi aldığım eğitimlerle de bunları yükselttiğini düşünüyorum. Ben izleyicilerinizden de görüyorum, canlı yayınlarınızı da görüyorum. Evet. Tarot'u gerçekten bilmiyordum ama sizin sayenizde ben tarot'u sevmeye çalıştım ve açıkçası şöyle söyleyeyim, tarot'la güzel açılımlarınızı ben dinledikçe hoşuma gidiyor. Çünkü insanlara vesile oluyorsunuz aslında Makbuş Hanımcığım, bu da çok güzel bir şey. Bunun dışında başka eğitimler de aldığınızı biliyorum, hocalık da yaptığınızı biliyorum. Başka hangi eğitimler aldınız? İşte söylediklerimi enerjiyle özellikle melek enerjileri. Evet, melek enerjisi çalışmaları da yaptık. Evet. Sizinle birlikte de yaptık biliyorsunuz. Evet. Bu da beni çok gururlandırdı ayrıca. Dediğim gibi sizin de eğitimlerinizi, seminerlerinizi, konferanslarınızı takip eden biri olarak çok da mutlu oldum. Tabii ki inşallah çalıştıkça sizlerin seviyesine çıkmak isterim ben de tabii ki. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Ben sizi bir duayen olarak görüyorum. Kendi dalınız. Evet. Bizler de öyle, yıllardır bu işleri yapıyoruz, siz de öyle. Biz her zaman söylüyorum, bir aylık eğitimleri almış, evet, ve medyaya çıkmış ya da başka medya organlarında olan insanlardan değiliz. Çok şükür, evet. İnsanlara bir nebze de olsa yardım edebiliyorsak ne kadar güzel bir şey. Evet. Peki danışanlarınız size nasıl geliyor Makbuş Hanımcığım? Şu anda tabii ki pandemiden kaynaklı online seans veriyorum ki zaten 1,5-2 yıla yakındır ben tamamen online seanslara döndüm ama Allah nasip ederse pandemiden sonra ilk işim güzel bir ofis düşünüyorum ki orada da eğitimlerimi de vermek istiyorum ama burada küçük bir parantez açmak istiyorum Gülcüm. Şimdi herkes bildiği işi yapmalı diye düşünüyorum ve tek bir işe odaklanmalı. Şimdi az önce eğitimlerden bahsederken mesela benim işim tarot okuyuculuğu. Ben işimde gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten de gelen danışanlarıma çok güzel ulaştığımı düşünüyorum. Yani onlarla da enerjimin çok güzel uyuştuğunu da düşünüyorum. Ama ve lakin bunun haricinde benim işime katkısı olacağına inandığım için, bunu da bildiğim için işte ilmime bilim katarak devam ettim. Yani işte astroloji eğitimi, NLP eğitimi, kuantum eğitimi, EFT eğitimi gibi bunlarla hala da devam ediyorum. Hala da bitmeyen, çünkü çok büyük bir okyanus, büyük bir derya. Tabii ki eğitim sonsuz. Sonuçta bir de enerjiyle işimiz. O yüzden dolayı da ben işime katkıda bulunuyorum. Ama ve lakin dediğim gibi mesela tek bir yönde çalışmak çok daha mantıklı. Mesela Theta Healing'i de çok seviyorum. Mesela Theta Healing'e sardım bu ara. Onunla ilgili de eğitimler alıyorum şimdi. Yani ama kendi işime katkısı olması adına. Tabii hani, ki. Eğer siz bir enerji uzmanıysanız, işte bir Theta Healing uzmanıysanız ya da NLP uzmanıysanız, ki onda çok başarılısınız. Bu yönde gidiyorsunuz. Yani ekstra olarak belki diğer kanallardan bilgileniniz oluyor ama yönünüz tek yön oluyor. Tabii ki ben her zaman bunu savunuyorum zaten. Evet. Yaptığınız işte tek bir yönde olmanız lazım. Her yöne mümkün değil, yapamazsınız. Olmuyor. Yani. O zaman çok ortaya karışık bir şey çıkıyor. Ama katkı olması adına dediğim gibi benim işim tarot okuyuculuğu, ki tarot da asla ve asla arkadaşlar bir daha diyorum fal değildir, bilimdir.
Ve gerçekten bu da kanıtlanmıştır ki 2000'li yıllardan sonra özellikle bizim ülkemizde çok yaygınlaştı. Şimdi elinizi kime atsanız bir tarot okuyucusu, evet. işte efendim astrolog, evet. değil mi? İşte enerji terapisti. Bir aylık eğitim derler. Evet, enerji terapisti falan filan. Yani tabii ki böyle olmuyor. Yani inanın buna çok ciddi bir emek sarf etmeniz lazım. O emeği vermediğiniz sürece hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey olamazsınız. Hem emek sarf edeceksiniz, işinizi çok seveceksiniz ve insanları çok seveceksiniz. İnsanları sevmeden mesleğinizi yapma şansınız zaten çok azdır. Bakmış Hanımcığım. Ben de her zaman şundan yanayım. Ben insanları çok seviyorum. Ve bu ülkeme, dünyaya, evrene sevgi frekansını yaymak istiyorum. Biz NLP eğitim uzmanları ya da Reiki Master'ım ben. Evet. Reiki Master'ım dışında da hiçbir enerjisel çalışma yapmıyorum. Çünkü ben o konuda uzmanım. NLP dalında uzmanım. O konularda gitmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Beyin geliştirme programlarıyla onları daha evet. iyi bir hayata hazırlıyoruz. Muhteşem. O geçmişten kalan tüm karma evet. sistemlerini değiştiriyoruz. Çünkü bizim atalarımızdan gelen, annelerimizden, evet. babalarımızdan gelen bir karmalar var. Aile bunun, dizimi. Tabii ki. Yani düşüncelerimize kadar geliyor. Bir insan babası şöyle diyorsa, işte oğlum, kızım, ben memurum. Benim daha fazla zengin olma şansım yok dediği anda o çocuğun zaten beyni o kodlanıyor. Ve istediği kadar mühendis bile olsa babasının söylediği karmayla devam ediyor aynen, hayatını evet. ve hiçbir zaman çok yükseklerde zenginlikte olmuyor. Oysa ben insanlara diyorum ki hayal kurun ve hayallerinizi geniş tutun. Eğer ne kadar hayallerinizi geniş tutarsanız. İşte bilinçaltı temizliği. Kesinlikle. Çok önemli. Onlar bir sürü diyorum size şanslar gelir. Şansları bizler yaratırız aslında. Şans evrenden bize gelmez. Biz şansı yaratırız. Çünkü beynimiz bize her zaman komutu verir. Ama biz artık komutları değiştiriyoruz. Beynimize biz komut veriyoruz. Muhteşem. Şans beklemek yerine biz şansı alıyoruz. Çünkü biz şanssız. Biz dünyaya halef geldik Makbuş Hanımcığım. Evet. Allah'ın yansıması. Bundan daha iyi ne olabilir değil mi? Yani, biz muhteşemiz. Muhteşemişi harikayız, evet. sevgiyiz. Evet. Ama maalesef dünyadaki o karmaşa bizi o kadar etkiliyor ki. Maalesef. Etkilediği için her şeyi çok reel ve gerçek zannediyoruz. Evet. Oysa bu dünya bir geçiş yeri. Tabii ki. Çok ciddiye almamak lazım. Zaman zaman yere düşeceğiz, zaman zaman yükseleceğiz ama bunun bir denge olduğunu göreceğiz. Size gelen danışanlarda da eminim mutlaka sorunları var. Çok. Ve herkes sorun odaklı. Oysa biraz çözüm odaklıya gitse olay değişecek. Biz insanlara, siz ve ben çözüm odaklılığı gösteriyoruz aslında. Siz tarot kartlarıyla, evet. biz NLP ve Reiki enerjileriyle. Terapi yapıyoruz aslında. Terapi oluyor terapi aslında oluyor. Kesinlikle. Çok ciddi bir terapi ve oluyor. İnsanların evet. buna şu an çok ihtiyacı çok. Var. Çünkü çok depresyonda evet. insanlar. Hepimiz gerçekten çok ciddi bir bunalım içerisindeyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten. Arkadaşlar çok zor bir süreçten geçiyoruz hepimiz için. Allah yardımcımız olsun ama ben az kaldığını düşünüyorum. Artık yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik gibi düşünüyorum. Yeni bir ilahi sistem kuruluyor evet. evrende. Bu bir gerçek. Bir de beşinci boyuta geçiyoruz biliyorsunuz. Evet, bu geçiş biraz sarsıntılı geçti. Olacak. Evet. Bana göre hemen geçiş olmayacak. Yani evet. biraz sürecek. Ama biz artık çapalanıyoruz. Yani evren ana bizi çapalıyor artık. Evrenin evet. gümüş ızgaralarına çapalanıyor. Bu yüzden zaman zaman sallansak da bizler halefiz. Yani çok düşüyoruz. İlahi adalet dönemi diyoruz biz buna. Yani geçiş dönemi biraz da ilahi ben adalet hesap dönemi. Zamanı evet, diyorum. Hesap zamanı. Artık bu bumerang çok iyi evet. çalışıyor. İyi ya da kötü yaptığımız her şey karşımıza gelecek. Evet. Bu yüzden ben her zaman danışanlarıma şunu söylüyorum. Dengedeyim, kabuldeyim, şükürdeyim. Evet, yani bu o kadar güzel için, bir şey evet. ki pozitif kalmaya çalışın diyorum. Pozitif olamıyorsanız eğer, evet sorun odaklıysanız, çözüme gidemiyorsanız en azından şüküre geçin. Yani. Bir kabule geçin. Yani evet. bir direnişinizi bırakın. Her direniş hastalık bedeni, bir düşünce hastalık bedenini oluşturuyor. Auramızı yıpratıyor. Bedenimizde ruhumuzu yıpratıyor. Bizler o insanların ruhlarına iyi geliyoruz. Siz de öyle. Görüyorum canlı yayınlarınızda. Size o kadar güzel şeyler yazıyorlar çok ki. Yani çok o kartlarda onlara aslında bir umut şükür. Vermiyorsunuz. Kesinlikle. Bir yol veriyorsunuz. Kesinlikle. Diyorsunuz ki bu yoldan evet. gitmelisiniz. Evet. evet çok şükür. Ve o yolun da ben %95 olduğuna inanıyorum. Ve sizin sayenizde ben tarotu sevdim. Ay çok teşekkür ederim. Çok o yüzden sizi tanımaktan gerçekten çok mutluyum.
Ben ve zaman zaman oldum. Yine yayınımı alacağım sizi. İnşallah. Tabii benim için büyük bir keyifti. Ben çok eğlendim. Yani sistem, Gülcüm çok güzel işliyor. Sistem böyle tıkır 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 işliyor yani. Kesinlikle. Ve biz de bu sistemin çarkındayız biliyorsun. Tabii ki. İnşallah. Demek ki zamanı bu zamanmış. Tesadüf yoktur. Tevafuk vardır. Tanışmamız, benim burada olmam. Her zaman söylüyorum. Ve o kadar uzak yoldan kalkıp gelmeniz. Yani bu... neler yaşadık. Gelene kadar maceralı yani, bir geliş. Programımız bile biraz geçe kaldı. Olsun, sağlık olsun. Yani izleyicilerimizden astrolistler sonra çıkar mı? Biz astrolist olarak bugün sizin kanalın astrolisti olduk. Yani. Benim izleyicilerim de çok merak etmiş, yazmışlar. Telefonum uçuş modundaydı. Açtım Allah'ım. WhatsApp'tan DM'den. Ama bakın ne kadar seviliyorsunuz yani. Bakmış Hanımcığım, bu sevgi çok güzel bir şey. Çok şükür. Yani hayatımızın ben dengesi de sevgi zaten. Evet, sevgi yani ben olunca. İşimi çok seviyorum gerçekten. Evet. Yani güzel bir enerjiye sahip olduğumu düşünüyorum. Güçlü bir enerjiye sahip olduğumu düşünüyorum ki bana dönen yansımalar zaten hep bu şekilde. Negatif ya da sorunlu kişiler benim enerjimde dayanamaz. Yani mutlaka bir şekilde falso verir, yok olur gider yani. Tabii. Onlarla da zaten bir şekilde sistem başa çıkıyor yani. İşte ben bu melek çıkıyor. Sisteme gönderiyorum. Evet. Bu melek çıkıyor. Bu melek evet. Çok hızlı çalışıyor aynen. Şu an. Evet. Peki danışanlarınız size geldi. Onlara bir tarot okuyuculuğu yaptınız. O karşınızdaki insan zaman zaman artık kendini değiştirmeye başlıyor mu Bakış Hanımcığım? Çok. Yani hangi birini anlatayım? Bir de şimdi benim çok uzun yıllardan beri ben bu işin içerisindeyim. Kaç yıl oldu Bakış Hanımcığım? Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere bu iş hani müzisyenler diyor ya işte çocukken elime mikrofonu aldım. Şimdi benim çocukluğumdan gelen bir şey bu. Benim rahmetli babaannem şifacıydı. Evet. Hani bizler zaten şifacıyız arkadaşlar. Şimdi oradan oraya atlıyorum. Yani hiçbir şifacı bir kere kendisi bir şeyler yaşamadan, kendisini şifalandırmadan bu yolda olamaz arkadaşlar. Tabii hani ki. Az önce de dedim ya herkes tarotçu, herkes astrolog öyle değil işte. Yani siz bir şeylerden yaralanacaksınız, siz bir şeylerden geçeceksiniz. Siz onları yaşamazsınız, karşınızdaki kişiye hiçbir şey anlatamazsınız. Yok, şimdi benim bu zamana kadar gelen çok danışanımda ben bunu yaşıyorum zaten. Yani her gelen danışanımda ben bunu yaşamıştım. Benim de başımdan böyle bir şey geçmişti ama ben ondan bu şekilde çıkmıştım diyebiliyorum çoğunluğunda. Çünkü yaşadığım şeyler var içinde. Çok ağır şeyler. Gerçekten çok ağır evrimlerden geçtim. O yüzden de şifacı oldum. Dediğim gibi çocukluk zamanımda rahmetli babaanneciğim şifacı bir kadındı, böyle kurşun dökerdi falan böyle. Mesela benim ismimde de onun çok etkisi vardır. Ve çok sevdiğim bir ablamın da etkisi vardır. O demişti yani sen makbuşsun dedi bana. Kesinlikle makbuşsun. İşte o zamandan beri süre gelen, ay soru neydi unuttum. Benim daha çok konuşurum da unuturum böyle. Neyse işte velhasıl bugüne geldik işte. Ben dediğim gibi işimi çok seviyorum. Gerçekten hayatta sabır nedir bilmiyordum. Makbuş ablacığım sayende sabır öğrendim diyen danışanlarım var. Ve mesela beni çok etkileyenlerden birisi intihar aşamasında bir danışanım olmuştu yıllar önce. Genç bir hem de eril enerjiydi yani erkekti. Çok üzülmüştüm. Gencecik bir delikanlı. O çocuk için gerçekten çok çaba sarf ettim. Ama çok şükür bin şükür o yoldan döndü. Şu anda da yurt dışında yaşıyor. Ne kadar güzel. Hala da görüşürüz yani. Evet. Çok ciddi yollardan evrimlenerek o da o günlere geldi. Tabii çok 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 anılarım var. Çok yaşanmışlıklarım var. Ama tabii ki benim için gurur meselesi. Yani bana inanmaları, bana güvenmeleri beni inanılmaz mutlu ediyor. Öyle insanlar geliyor ki Gülcüm. Yani
her meslekten, her kesimden, yani aklınızın alamayacağı yerler, hayatında hiç gitmemiş, hayatında bu tarz şeyler nedir bilmeyen, çok tesadüfi bir şekilde benim kanalıma denk gelen ve abla ne vardı sende çözemedim, yani o an söylediğim bir şey beni sana çekti, benim seninle görüşmem lazım deyip, dediğim gibi tesadüf yoktur, tevafuk kesinlikle vardır. Çünkü aynen, benden alması gereken bir mesaj tabii var. Bana ulaşan ve bana ulaştıktan sonra da bir sürü şeyinde değişim yaşayan kişilerin olması beni çok mutlu ediyor. Çok şükür, bin şükür. Ne kadar güzel çok bir şey. Çok şükür. İnşallah o büronu da çok yakın bir zamanda pandemiden sonra açarsın. İnşallah. Ve insanlara faydalı evet olursun. Dediğim gibi ben Rezan Kiraz'ı da çok beğenirim. Kendi dalında o da duayendir. Muhteşem. Yani muhteşem. Sizin gibi duayenlerin zaten eğitimcilerin olması gerekiyor Türkiye'mizde evet de. Türkiye'mizi nasıl görüyorsun Makbuş Hanımcığım? Yani tarotlar ne diyor Türkiye'miz için? İşte değişim ve dönüşüm tabii dönüşüm ki. Z kuşağı geliyor biliyorsun. Z kuşağı evet çocukları geliyor. Arkadaşlar hazırlanın. Yani çok büyük değişimler olacak. Çok özel olacak tabii ki, bu Z geçiş kuşakları dönemi sancılı bir dönem. Tabii. Yani ben çok ülke geneli hakkında çok böyle konuşmalara giren bir insan değilim. Zaman zaman bazı danışanlarım işte altın ne olacak, dolar ne olacak, euro ne olacak biraz bilgilendir evet falan. Bu kripto paraları da biliyorsunuz. Evet. Yani benim de düşüncem yavaş yavaş kripto paralara doğru bir geçişin olacağı, tabii ki ekonomik düzenin ve siyasal hayatın çok farklı boyutlara geçeceği, yani bir şeylerin baya baya değişeceği bir zaman bizi bekliyor. Hayrımıza olan olsun. Ben hep evet derim hayırlısı olsun demem. Ben hayrımıza olan olsun, hayırlısı olan olsun derim. İnşallah hepimiz için güzel şeyler olur. Yeni nesil inşallah son derece bizden belki çok daha mutlu, çok daha böyle pozitif bir hayatın içinde olur zaten diye. Zaten amacımız biz o dönemlere Z kuşaklarına biliyorsunuz yetişemedik. Yani o kadar evet bilgili değiliz onlar kadar. Belki onlardan öğreneceğimiz çok daha güzel şeyler olacak. Ama bizim de dönemimizde de şu vardı: sevgi. Evet. Saygı vardı. Biz bunları çok güzel yaşadık ve ben her zaman bununla gurur duyarım. Yani gerçek sevgiyi gördük, biz saygıyı gördük ve hayatımızda hep bunu etik olarak devam ettirdik. İşlerimizde, özel yaşantımızda, dostluklarımızda hiçbir zaman etikliğin dışına çıkmadık. Ve ben bununla her zaman gurur duyuyorum Makbuş Hanımcığım. Çünkü hayatımızın hakikaten değişimini bizler başlattık. Evet. Zor da olsa. Benim mesela Reiki'ye başlamam anne babamın kanser olmasıyla başladı. Tıbbın bittiği yerde ben evet her zaman çözüm odaklıyım. Sorun odaklı hayata bakmam. Hayır dedim, bitemez. Yani mümkün değil. Bunun bir açılımı olması, bir mutlaka bir şeysi olması gerekir dedim. Ve karşıma Reiki çıktı. Evet, anneme babama çok yardım edemedim. Ama ondan sonra ben böyle kanser hastalarına da yardım edeceğim, şifacılık yolunda devam edeceğim dedim. Muhteşem. Eğitimler aldım ve şimdi çok kanser hastası evet danışanlarımız var. Onların beyinlerinde kendini suçladıklarını görüyoruz. Yani beyin yapılarını değiştiriyoruz, ruh hallerini değiştiriyoruz, enerjilerini değiştiriyoruz. Çok insan maalesef hayatta hep kendilerini yıkılmış, çaresiz, sanki kendileri halef değil de bir kul gibi görüyorlar. Oysa biz halefiz. Yani bakın insanlar bu Hindistan'da olsun, Tibet'te olsun 150-200 yaşına kadar yaşayan insanlar var. Evet. Bunlar nasıl yaşıyorlar? Demek ki bizim yaşam süremiz aslında çok uzun. Tabii ama ki biz düşüncelerle ruhumuzu öyle daraltıyoruz ki. Evren çok sade ve yalın. Ama biz dünyayı düşüncelerle o kadar kötü bir hale getiriyoruz ki. Kendimizi de kötü hale getiriyoruz, enerjimizi düşürüyoruz. Düşünce gücü çok önemli zaten Gülcüm. Yani ben bunu çok danışanıma da birebir seanslarımda da söylüyorum. Sosyal hayatımdaki arkadaşlarıma da bunu hep söylüyorum. Bir şey 40 kere söylersen olur derdi eskiler. Tabii ki. Şimdi mesela değil mi NLP çalışmalarında ne diyor? İşte 40 kere yaz, 40 kere tabii şöyle yap. Bunu bizim babaannelerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz diyordu. Yani biz 40 gün demiyoruz da 21 güne indirdik onu. 21 gün enerjisini yani,
yapıyoruz. Evet evet, yani hani yani. Bir şey 40 kere söylersen olur. Ha, gerçekten öyle. Düşünce gücü çok önemli. Yani hatta öyle bir söylemde var ya, düşündüklerinize dikkat edin. Aslında tabii o düşündüklerinizin sekerin nasıl döndüğünü bilseydiniz ağzınızdan çıkan her söze de dikkat edersiniz. Söylemler de çok önemli. Tabii ki evrene verdiğiniz evet. sözcükler, kelimeler çok şu önemli. Anda çok önemli. Evet ve ben şunu da çok savunurum. Akıl, şuur, mantık üçgenine çok inanan bir insanım. Yani aklınız başka, kalbiniz başka, diliniz başka konuşuyorsa o iş olmaz. Hiç boşuna uğraşmayın diyorum. Aklınız da, kalbiniz de, diliniz de o akıl, şuur, mantık üçgenine öyle bir yapacaksınız, birleştireceksiniz ki bakın ondan sonra hayatınızda neler değişiyor. Tabii. İşte dediğim gibi yani şifacı olabilmek için bir sürü yaradan şifa aldıktan sonra bu boyuta gelmeniz gerekiyor. Ki zaten bu da tecrübeyle sabit arkadaşlar. Tabii kendiniz kendi zaten enerjinizi veremezsiniz. Yani evet. mutlaka kanal olmanız gerekiyor enerjiye. Çünkü sizin enerjiniz ne kadar karışık bilinmez. Karşı tarafa o enerji zaten verilmez. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Kendine güvenen insan, yani kök çakrası dediğimiz o bölgenin çalışması insanın hayatının değişimini başlatır. İlk önce kendimize güveneceğiz. Tabii ki. Ondan sonra başkalarına güveneceğiz. Ben mesela çoğu danışanımda şunu görüyorum. Hocam diyorlar, biz asla kimseye güvenmiyoruz. O zaman ben de diyorum ki sizin karşınıza güvenebileceğiniz insan hiçbir zaman çıkmayacak. Çünkü sen evrene güvenmeme mesajı veriyorsun. Kendine güvenmiyor ki en başta. Ki, kendine güvenmedikten sonra zaten başkasına güvenemez tabii, ki. Kök çakramız yaşam enerjimizdir yani, bizim. Yani tabii. sen yaşam enerjini kilitlediğin anda bolluğun gider, hayatın terse döner, yapacağın hiçbir işte başarılı olamazsın. Evet. Yani baştan zaten sen kendini engelliyorsun. Hı-hı. Kimse engellemiyor. Ve herkes, ülkemde de bakıyorum, Hı-hı. birilerini suçluyor. Maalesef, onun yüzünden evet. oldu, bunun yüzünden oldu. Ben işte okuyacaktım, okuyamadım. Ben işte bunu yapacaktım, yapamadım. Eşim engel oldu, kayınvalidem engel oldu. Yani. Bana gelip mesela kayınvalidemin ben hayatımdan gitmesini istiyorum diyen insanlarla ben karşılaştım. Evet. Ben de onlara şunu söylüyorum. Sen kayınvalideni hayatından gönderebilirsin ama kayınvaliden gibi insanlar hayatına gelir. Onu gelir. Affetmediğin evet. zaman, bağışlamadığın gelir. Zaman ondan çok fazla insan gelir. İşte biz bunu beyin geliştirmeyle onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii bu farkındalığı yaşayan insanlarda değişim başlıyor. Ama dediğin gibi inanmayan, kendi evet. gücünü görmeyen, güvenmeyen insanlar hiçbir zaman değişemiyorlar. Çünkü onlar dirençli oluyorlar. Dirençler başlayınca da zaten bel fıtıkları, boyun fıtıkları, tabii migrenler, kemik ağrıları, hastalıklar başlıyor. Yani evren size bir şekilde öğretir. Ama yani vücudunuzdan çıkıyor bunlar tabii daha sonra. Ki, tabii ki. Yani her şeyden düşündüğünüz çıkıyor. Zaman başınız ağrır, çok hazımsızlık yaşadığınızda mesela dikkat edin, bakın midenize vurmuştur. Niye midenize vurar? Vurur. Neden? Çünkü söyleyemediğiniz bir şeyler vardır. İçinize atmışsınızdır. Hazmedemediğiniz bir şeyler var. O da ister istemez mideye vuruyor yani. Kesinlikle. Çünkü mide çok hassastır. Evet. Hazmedemediği her sözcüğü mide bir şekilde onu kabul eder yani. Ve sizde reflü başlar. İşte diyorum ya, her düşünce kalıbının altında bir hastalık yapıları var. Ama ben şuna inanıyorum ki Z kuşağı beraber biz onlara ayak uyduracağız. İnşallah. Ve evet, onlarla beraber olacak. Güzel bir ülkemiz olacak. Güzel bir dünya ve sevgi frekansında olacağız. İnşallah. İlahi enerjiye ben her zaman çok inanıyorum. Ve hep her Tabii zaman ki. Affetmeden yanayım. Ne olursa olsun affetmek gerekiyor. Yüce Allah'ımız her şeyi affederken biz kimiz ki affetmiyoruz? Tabii. Bu yüzden farkındalıkların değiştiği zaman çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Uzun bir aradan sonra izleyicilerimizle olamadım. Benim işlerimden ve yurt dışı seyahatlerimden dolayı. Ben onlarla olmaktan çok mutluyum Makbuş Hanımcığım. Yani onlarla beraber olduğum zaman kendimi evet. çok mutlu hissediyorum. Çok keyifli, evet. Ve bundan sonra da inşallah her ayın son haftası yine beraber evet, olacağız. İnşallah. Yurt dışı seyahatlerimde de Gül Göktaş YouTube sistemden de diğer ülkelerdeki insanlarla olan konuşmalarımı, sohbetlerimi sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda Tarot'un kraliçesi Makbuş ablayı da YouTube'dan başka nerelerden izleyebilirler? Şimdi YouTube'da tabii ki kanalımı
biliyor benim bütün izleyicilerim. Tarot'un kraliçesi Makbuş abla olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda da Tarot'un alt-tire kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabım var. Ve bunun haricinde de yeni bir bebeğimiz var. TikTok kanalımız var. Çok TikTok'ta güzel. Da varım arkadaşlar. Yani orada çok ısrar ettiler. Böyle dedik hadi bir de orayı da deneyelim. Onun haricinde yine Tarot'un kraliçesi Makbuş abla olarak orada da varım ama Facebook'u fazla kullanmıyorum. Çünkü inanın hiç vaktim yok. Yani çok ciddi anlamda çok yoğunum. O yüzden kendi çalışmalarım var, danışanlarım var, eğitimlerim var. Bu yüzden sadece YouTube ve Instagram benim için çok kıymetli. TikTok'ta da fırsat bulduğumda canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevaplar alıyorum orada da. Orayla da ilgilenen çok sevdiğim bir asistanım var. O sağ olsun sadece TikTok kanalımla o ilgileniyor. Bu şekilde yani benim. O zaman kendini kötü hisseden, çaresiz hisseden, depresyona giren kişilerin bizlere ulaşmasını istiyoruz. İnşallah. Geliyorlar ve... zaten sağ olsunlar. Onlar buluyorlar bizi sağ olsunlar. Ama şimdi Gülcüm çok özür dilerim. Şunu da çok önemli bir şey benim için belirtmek istiyorum. Şimdi bir kere inanmanız çok önemli. Tabii İnanmadan hiçbir şeyi başaramazsınız arkadaşlar. Yani bana öyle geliyor ki ben zaten inanmıyorum. Ya inanmıyorsan o zaman benim yanımda ne işin var? Sen inanmıyorsan bana gelmeyeceksin zaten. Sen inanmadığın için o haldesin zaten. Ya da gelse bile faydalı olmayacak sizin yani yaptığınız evet, çalışma. Yani evet işte olmaz yani. Tabii. Olmaz. Bakın inanmadan sadece benim için demiyorum. İşte Theta Healing seansı mı alıyorsunuz? Reiki seansı mı alıyorsunuz? Başka bir meditasyon mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız siz inanmadıkça bakın iş inanmakta bitiyor ve kendine aynen. güvenmekte bitiyor. Aynen. Maalesef bizim toplumumuzda ciddi anlamda inançsız ve kendine özgüveni olmayan kişiler var. Yani bu çok üzücü ve ben bazen bakıyorum çok ciddi yerlerde, çok güzel yerlerde titri olan, eğitimi olan ama maalesef kendine hala özgüveni olmayan insanlar tanıdım ve çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bazı danışanlar da bana geliyor mesela diyorum ki işte Reiki Master olmuş ama sorduğunuz bir sembolü bilmiyor ya yani, da yaptığı bir enerji çalışmasını bilmiyor. Bilmiyor. Diyorum nasıl Master oldum? Yani nasıl Master oldu belli zaten. İşte belli bir paralar verilerek bir günde Master evet. olunuyor. Var var. O yüzden her zaman eğitimden yanayım. Her zaman sevgiden yanayım. Programımız şu anda maalesef çok az kaldı ve bitiyor gerçekten. Canım, yani ay, sizin de o kadar güzel geçti ki. Daha anlatırım yani. Sizin o kadar güzel geçti ki. Çok teşekkür ederim. Ama umuyorum ben yine ileriki evet, zamanlarda inşallah. Sizlerle beraber olacağız yine. İnşallah. Güzel bilgilerinizden yararlanacağız. İnşallah. Umarım hayatınızda ne istiyorsanız gerçekleşsin. O güzel kalbinizle insanlara ay vesile ya, olun. Ay, çok teşekkür ederim. Ve sevgili izleyicilerimiz sizlerden sevgiyle ayrılıyoruz. Pozitif enerjilerden lütfen ayrılmayın. Pandemi süreci de geçecektir emin olun. Her şey çok güzel olma yoluna geçiyor. Bu yüzden dengede, kabulde, şükürde olun. Sizleri çok seviyoruz. Ben her ay, her ayın sonundaki bir haftada sizlerle beraber olacağım. Ama elimden geldiğince YouTube'da sizlerle yine beraberim. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. Teşekkür edeyim size. Sağ olun. İçime dert olur. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Beni ayaklarınıza sağlık. O kadar güzel ağırladınız ki çok teşekkür ediyorum. Kanal 34 ailesine. Evet. Tabii ki sevgili Gül Göktaş'a çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için bu güzel sohbetinize, bu güzel ederiz. Enerjinize dahil ettiğiniz için çok mutlu oldum. Biz teşekkür ederiz. Ve bütün izleyenlerime ve gerçekten bunu çok heyecanla bekleyen, takip eden, merak eden izleyicilerim vardı. Hepsine bize ayırdıkları o değerli zaman için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın demek istiyorum ben de. Sağ olun. Sizin ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sevgiyle ayrılıyoruz sizlerden şu anda. Lütfen sevgide, pozitif enerjide kalmaya devam edin. Yine sizlerle en yakın zamanda beraber olacağız. Sevgilerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere efendim.